Çocuklar merhaba. 43. Föyümüzdeyiz. Föyümüzün konusu bağımlı ve bağımsız olaylar. Arkadaşlar bağımlı olaylar, gerçekleşme nasıllıkları birbirlerini etkileyen olaylara bağımlı olay diyoruz. Örneğin içinde değişik renklerde top bulunan bir kutudan arka arkaya top seçim olayı. Tabii seçtiğiniz topu tekrar içine atmamak şartıyla seçtiğiniz zaman seçecek olan renkleri topların renk olasılıkları birbirini etkileyeceği için bir sonrakinin ne geleceğini etkileyeceği için bunlar bağımlı olaydır. Bir de bağımsız olaylarımız var. Bağımsız olaylar gerçekleşmesi birbirini etkilemeyen olaylardır. Örneğin en basit örneği zar ve bandinin paranın atılması olayında zar ne geldi veya ne geleceği paranın ne geldiğini veya ne geleceğini etkilemez. Bunlar bağımsız olaydır. Bir de burada parantez açıp e, ayrık olayları da belirtmek istiyorum. Ayrık olaylar çünkü bağımsız olay ile zaman zaman karıştırılabiliyor arkadaşlar. Bağımsız olaylar bir daha söylüyorum. Gerçekleşmesi birbirini etkilemeyen, birbirini hiçbir şekilde e, tesir etmeyen olaylardır. Ayrık olaylar ise arkadaşlar aynı anda gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylardır örneğin bir zar atın olayında zarın 3 gelmesi A olay olsun, 5 gelmesi B olay olsun. A ve B olayları ayrık olaylardır çünkü ikisinin aynı anda gerçekleşmesi mümkün değildir. Bağımsız olaylardan bahsederken devam edelim. A olayının olasılığı PA, B olayının olasılığı PB olmak üzere arkadaşlar, her ikisinin aynı anda gerçekleşme olasılığı olasılıkların çarpımıyla bulunur tabi şayet A ve B orayları bağımsız oraylar ise diyoruz ve örneğimize geçelim. Para ve zar bir tatlı, paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2 ve V dediği zaman çarpma koyuyoruz. Zarın çift gelme yani 3 bölü 6 çarpma işleminin sonucu bizim cevabımız yani 1 bölü 4'tür diyeceğiz. Bir zar ile bir madeni para birlikte atılıyor. Paranın yazı gelme olasılığı, paranın veya zarın tek sayı gelme olasılığı nedir? burada veya olasılığıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Veya olasılığını şöyle yapabiliriz. Şimdi yazı gelme olayına A diyelim. Zarın tek gelme olasılığının olayına da B diyelim. Bizden A veya B yani A birleşim B'nin durum istemiyor. Biz buna P diyelim. Olasılık istemiyor. Bunu şöyle yapabiliriz. PA artı PB eksi PA kesişim B. Şimdi PA dediğimiz A gel A olayının olasılığı. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Paranın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Zarın tek sayı gelme olasılığı 1 bölü 2. Eksi her ikisinin aynı anda gerçekleşmesi bu olaylara bağımsız olaylardır. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 diyeceğiz. Buranın cevabı 1 eksi 1 bölü 4, 3 bölü 4 gelecek. Tek çözüm yolu bu mu? Değil. Şöyle de çözebiliriz. Tüm durum eksi istenmeyen. Tüm durum veya dediği için arkadaşlar veya'nın çözüm yolu tüm durum 1'dir. 1 eksi istenmeyen. İstenmeyen paranın tura gelme ve 1 bölü 2 ve ve yani çarpma e, zarın çift sayı gelme yani bu da 1 bölü 2'dir. Buradan da 1 eksi 1 bölü 4 yine 3 bölü 4 bulacağız. Yani veya dendiği zaman arkadaşlar veya olasılık sorularında ya PA birleşim B'nin formülünü kullanacağız. PA artı PB eksi PA keçişim B ya da alternatif olarak da diğer bir yol tüm durum eksi de kullanabilirsiniz. Bu da hata yapmaz tabii. İki zar ile iki madeni para birlikte rastgele atılıyor. Buna göre paraların aynı veya zarların farklı gelme olasılığı. Paraların aynı gelme olasılığı arkadaşlar 1 bölü 2'dir doğru mu? Çünkü iki tane paraya attığımız zaman tura 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 yazı yazı tura veya yazı yazı gelebilir. Toplam dört durum var. Bunların iki tanesi aynıdır. Yani 2 bölü 4 1 bölü 2 paraların aynı gelme olasılığı veya artık koyuyorum zarların farklı gelme olasılığı. 2 zar attığımız zaman arkadaşlar 36 tane toplam durum vardır, 36 tüm durum Bunların 30 tanesinde zarlar farklı gelir 6 tanesinde ise aynı gelir 1, 1, 2, 2, 3, 3 4, 4, 5, 5, 6, 6 Yani 6 tanesinde aynı 30 tanesinde farklı geliyor. Bizden istenen şey 30 olan, 30 bölü 36 yani 5 bölü 6 Veya dediği için ve bu iki olayımız para ve zar olayı bağımsız olay olduğu için eksi her ikisinin aynı anda gerçekleşmesi yani 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 6. Şimdi bu işlemin sonucu buraya 6 ile bu işlemi 2 ile genişletelim. Kesirimizi 6 10'da 16 eksi 5 bölü 12 yani 11 bölü 12 cevabını bulacağız. diğer yoldan da çözelim. Tüm durumda eksi istenmeyen tüm durum 1'dir. Eksi bizden istenmeyen Parların farklı gelmesi yani yine 1 bölü 2 çarpı. Zarların da aynı gelmesi istenmeyen bu. Zarların aynı gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. 6 tane durumda aynı gelir çünkü. Bu işlemin sonucu 1 eksi 1 bölü 12 yani 11 bölü 12 diyeceğiz. Tabii aynı cevap gelmek zorunda yoksa bir yerden hata yapıyoruz. Bir torbada 5 kırmızı, 4 siyah bilye vardır. Torbanın geri atılmamak şartıyla ard arda rastgele iki bilye seçiliyor ard arda. Çekilen bilyelerden birincinin kırmızı, birincinin kırmızı yani olasılığı 5 kırmızı var. Toplam 9 top var. 5 bölü 9 ve dediği için çarpı. İkincinin siyah renkli olasılığı, ikincinin siyah olması demek 4 siyah var. Ama çekilen top tekrar içine atılmamıştı. Toplam top sayımız 9'dan bildi sayımız 9'du. 8 kalmıştı. Bunu söyleyelim. Burası 1 bölü 2, 5 bölü 18 ile cevap döndü. Evet. Arka, iki tanesi arda seçiliyor arkadaşlar. Çekilen bile kutuya yeri bırakıldığına göre. Birincinin kırmızı, ikincinin sarı ve Birincinin kırmızı olmalısı. 2 kırmızı var. Toplam 11 bilye var. 2 bölü 11 çarpı. ikincinin sarı olma olasılığı. Toplam 5 sarımız var. Yine 5 bölü 11 diyoruz. Paydayı bir eksiltmedik. Çünkü çektiğimiz topu tekrardan kutuya bırakmışız arkadaşlar. İşlemin cevabı 10 bölü 121 olur. Bir torbada 2 beyaz, 3 kırmızı ve 4 siyah bilye vardır. Buna göre torbadan geri konulmamak şartıyla Ardı ardına rastgele seçilen 3 binlerin beyaz, kırmızı, siyah sırasında gelme olasılığı. Beyaz gelme olasılığı 2 bölü 9. Kırmızı gelme olasılığı 3 bölü 8. Siyah gelme olasılığı 4 bölü 7. Burada sadeleşme yapalım arkadaşlar. Cevabı 1 bölü 21 bulacağız. Harim 2, 4, 8 gitti. 3'ü 9'a böldüm. Evet 1 bölü 21 bulmuş ne oluyoruz. 4 eş bölmeye ayrılmış, 2'niz 8 eş bölmeye ayrılmıştır. Birinci çarkın 5 ile bölünen bir sayıda gelme olasılığı. Birinci çarkta toplam 4 durumumuz var. 4'ten bizden istenen ise 5 ile bölünmesi. Yani 2'den bir tanesi. 2 tane istendik eleman sayısı 2 bölü 4 çarpı V demiş. Çünkü ikinci çarkın E harfinde durum olasılığı. İkinci şarkının 8 bölmesi var. Bizden istenen E harfi 2 tane kutuda yazıyor. Değil mi? 2 tane de 2 bölü 8. Bu işlemin sonucu 1 bölü 8 bulunur. Ahmet'in hedef vurma olasılığı 2 bölü 3. Melih'in vurma olasılığı 3 bölü 4. Birer yaptıklarında Ahmet veya Melih'in vurma olasılığı veya yine veya'nın iki farklı çözüm yolu var demiştik arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki Ahmet vurabilir. Veya Melih vurabilir. 3 bölü 4 eksi. Her ikisinin aynı anda vurma durumunu çıkarmamız lazım. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4'ü çıkartmamız gerekir. Bu işlemin sonucu için. Bunu 4'te bunu 3'le genişletiyorum. 8, 9 daha. 17, 17'den 6 çıktı. 11 bölü 12 oldu. Sanki diğer işlemin cevabı 11 bölü 12 gelmişti. Diğer yoldan yapalım. Tüm durum eksi istenmeyen. İstenmeyen ee, Ahmet'in vurmaması 1 bölü 3 olasılıkla vurmaz. Ve Melih'in vurmaması bu adamda 1 bölü 4 olasılıkla vurmaz. 1 eksi 1 bölü 12. 11 bölü 12. Yine buradan göreceğiz. Bir torbada 5 yeşil kırmızı top vardır. Buraya biraz bir top çekilip aynı anda bizler atılıyor. Buna göre topun yeşil, topun yeşil gelme olasılığı 5 bölü 7. Veya topluyorum zarın tek kelime 1 bölü 2. Eksi bu iki olay bağımsız olay olduğu için eksi 5 bölü 7 çarpı 1 bölü 2 diyeceğim arkadaşlar. Veya işlemini sonuçlandırmamız lazım böylelikle. Bunu 2 ile bunu 7 ile genişletelim. 10, 17, 17'den 5 çıktı. 12 bölü 14 yani 6 bölü 7. İşlem hatası yapmadık değil mi ya? 10, 17, 17'den 5 çıktı evet 12 evet doğru 6 bölü 7. Kaderin soruyu çözebilme olasılığı 2 bölü 5. Aynı soru Zeynep'in çözememe olasılığı 1 bölü 4'tür. Bu soru kaderi Zeynep'ten yalnız birinin çözme olasılığını bulunuz. Yalnız bir tanesi. Yani ya kader çözsün Zeynep çözemesin veya kader çözemesin Zeynep çözsün. Çözemesin dediğim üstüne değilini koydum arkadaşlar. Değil yaptım. Kaderin çözme olasılığı 2 bölü 5. Zeynep'in çözememe olasılığı 1 bölü 4. Veya veya Kaderin çözememesi 2 bölü 5'in tümleyeni 3 bölü 5. Zeynep'in çözmesi 1 bölü 4'ün tümleyeni 3 bölü 4'tür diyeceğiz. Öyle değil mi? 1'i tamamlıyoruz çünkü. Buradan cevabımız 2, 9 daha 11 bölü 20 olduğunu göreceğiz. 5 anahtardan yalnız bir tanesi bir kapıyı açmaktadır. Denemen, denenen anahtarın kapıyı açmadığı görülünce bu anahtar denenmemek üzere kenara bırakılıyor. Buna göre en fazla üçüncü denemede kapının açılma olasılığı nedir arkadaşlar? Elimizde toplam 5 tane anahtarımız var arkadaşlar. 5 tane anahtarımız. Bunlar bizim anahtarımız olsun. 4, 5. Bunların içinde bir tane doğru var. Tüm seçim 5 eleman. Bizden 3 defa seçme hakkı veriliyor. O halde olasılığımız 3 bölü 5'tir. Veya klasik çözelim soruyor. Birinci denemede bulabilirsiniz. Veya birinci de bulamadınız. ikinci de buldunuz. İkinci de buldunuz diyelim. Veya 3 de buldunuz. Adım adım şimdi çözüme gidelim. Doğru anahtarı birinci de bulma olasılığınız 5 anahtarın içinde 1 bölü 5'tir. Veya veya birinci de denediniz, bulamadınız. Birinci de bulamam olasılığınız 4 bölü 5'tir. Hemen devamında ikinci denemeyi yaptınız. İkinci denemede toplam seçim yapacağınız anahtar 4 tane kaldı. Bunların içinde doğru bulma olasılığınız 1 bölü 4. Veya birinci de bulamadınız 4 bölü 5. İkinci de bulamadınız 3 bölü 4. Geriye 3 anahtarımız kaldı. Bu üçten bir tanesinde bulma olasılığınız 1 bölü 3. İşte bu üç durumun toplamı Bizim klasik bu sorunun klasik bir şekilde çözümü 4'ler sadeleşti, 4'ler 3'ler sadeleşti. Yani 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 toplamımız 3 bölü 5 oldu arkadaşlar. Şekildeki 10 merkezi iç tedavileri oluşan hedef hatırına okun tahtı isabet etti. Bilindiğine göre bir yere değdi tamam. Sarı veya kırmızı ile boyalı bölgelere isabet etmiş hormon hastalığı nedir? Bölgelerin alanlarını yazalım arkadaşlar. Yarı çap uzunluğu 1 reymiş. Hepsinin yarı çap uzunluğu 1 1 1 şeklinde artıyor. Düzenli bir artış var. O halde sarı bölgenin alanına S dediğimiz zaman beyaz bölgenin tamamı 4 S olmalı. Beyaza 3 S kaldı. Daha sonra tüm şeklimizin alanı 9 S olmalı. O halde kırmızıya 5 S kaldı. Çünkü benzerlik oranının karesi geometrik yapıların alanlar oranıdır arkadaşlar. Bunu detaylı bir şekilde üçgenler konusunda anlatmıştık. Şimdi tüm alanımız tahtada tüm alanımız 1 3 5'ten 9S. Tüm alan 9S bizden istenen sarı veya kırmızı. Sarının alanı 1S, kırmızı 5S toplamları 6S. Yani tüm alan 9S bizden istenen alan 6S. Cevap 6/9 yani 2/3'tür diyoruz. A'daki 3 vdir bulunmaktadır. biraz bir torba seçici bu torbasında seçiliyor. Bunları seçilen bilenin pembe renkli olma olasılığı. Şimdi seçtiğimiz kutunun mavi olma olasılığı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 olasılıkla A'yı seçeriz. Yani A kutusunu A'dan seçilen pembe gelme olasılığı 3 bölü 5. Veya artık koyuyorum 1 bölü 2 olasılıkla B'yi seçeceğiz. B'den gelenin pembe olma olasılığı 2 bölü 3. Şimdi bu işlemin sonucu 3, 2 daha 5. 5 bölü 10. Yani 1 bölü 2 mu? Hayır, hayır. Bir saniye. Burada bir işlem hatası yaptık. 3 bölü 10 artı 1 bölü 3. Şimdi bu işlemi biz sonuçlandıralım. Bunu 3 birinci 3 ile ikinciyi 10 genişleteceğim. Yani 9, 10, 19 bölü 30 cevabını göreceğiz. Evet. A torbasında hiç bir iki beyaz, 3 mavi B torbasında hiç bir 3 mavi top vardır. Aynı anda iki torbanın rastgele birer top alınıyor ve öteki torbaya konuluyor. son durumda toplardaki beyaz ve mavi topların sayısının başlangıçta iki ile aynı olma olasılığı nedir? Yani her ikisinden de aynı renkte top seçilmesinin olasılığı. Yani A'dan beyaz geliyorsa B'den de beyaz gelsin veya A'dan mavi geliyorsa B'den de mavi gelsin. Şimdi A'dan beyaz gelme olasılığı 2 bölü 5. Aynı anda B'den beyaz gelme olasılığı 3 bölü 7. Veya A'dan mavi gelme olasılığı 3 bölü 5. B'den mavi gelme olasılığı 4 bölü 7. Evet bu işlemlerin toplamı 6, 12 daha 18, 18 bölü 35 yapar. Bir şirkette 60 tanesinin 90 tane eksisi var. Dolayısıyla var sıra 20, 20, 20 200, 200, 200, 200, 200, bir tokenin defol olma olasılığı nedir? Toplam toka sayısı 150. Toplam sayı 150. Bunun 38 tanesi defolu. Yani 38 bölü 38 bölü 150 seçilen tokenin defol olma olasılığı. Defolu çıktıysa bunun A'dan gelmiş olma olasılığını soruyor. Toplam defolu sayısı 38 arkadaşlar. Bu 38'in 20 tanesi A'dan üretiliyordu. Yani 20 bölü 38. Sağ değiştirelim. 10 bölü 19. Buranın sonucu. Bilya vardır. A torbası bir seçilip B torbasına atıldıktan sonra B torbasında rastgele seçilen bir bilyanın yeşil olma olasılığı nedir? Şimdi A'da A kutusunda arkadaşlar 4 yeşil var. 4 yeşil 3 beyaz var. B kutusunda da B torbasında da 3 yeşil var. 2 tane de beyaz var. Şimdi A'dan bir tane çekip B'ye atıyoruz. Sonra B'den de bir tane biz seçeceğiz. B'den gelenin yeşil olasılığı isteniyor. Şimdi adım adım başlayalım. A'dan bir tane aldık B'ye attık. A'dan aldığımızın yeşil olma durumu da var. Beyaz olma durumu var. Her ikisini de düşünmeniz lazım. Öncelikle A'dan gelenin yeşil olduğunu düşünelim. A'dan gelenin yeşil olma olasılığı 4 bölü 7 çarpı şimdi o yeşil B'ye düştü. B'deki yeşil sayısını 3'tü 4 yaptı. 4 yeşil yaptı. Tamam mı? B'den seçtiğimiz topun yeşil olma olasılığı 4 bölü 6. Evet ilk durum tamamlandı. Veya veya B'den şey, A'dan çektiğimiz top belki de beyaz. Beyaz gelme yani olasılığı 3 bölü 7 çarpı. Bu adam buraya geldiği zaman beyazı artıracak bu defa. Bizim beyazın artması bizim için ee, seçimi artırmayacak seçim çünkü yeşil istiyorduk biz 3 yeşilde kaldı 3 bölü toplam bilir sayısı 6'ya yükseldi ama bunu söyleyelim 3 bölü 6 oldu 16 9 daha 25 bölü 42 buradaki istinin olasılığımız oldu Evet bir fabrikadaki ürünlerin %60'ı A makinesi yere kalanı B makinesi üretmektedir. Yani A makinesinde 60 tane B makinesinde 40 tane ürün üretiliyor. A makinesinin ürettiği ürünlerin %2x'i B makinesinin %3x'i bozuktur. Tam bu seçilen bir ürünün bozuk olduğu bilindiğine göre A makinesinde üretilmiş olma olasılığı nedir? Şimdi toplam bozuk olanların sayısı A'nın 2 xi arkadaşlar. Yani bunu 2x ile çarparsam her 120 x tane bozuk var. Bozuk. B makinesinin %3x'i bunu da 3x ile çarpıyorum. Bu da 120x geliyor. O halde toplam bozuk sayısı 240x arkadaşlar. A makinesinden gelenlerin sayısı 120x de o halde A'dan gelmiş olma olası da 1 bölü 2'dir. Yüzdeleri her ikisi de %100'lü ifadesi olduğu için yüzdeyi kullanıp çözüm uzatmadım arkadaşlar. Evet burada ara veriyoruz. Daha sonra da ödev kısmını yollayacağım.